Anadolu'dan programına hoş geldiniz. Bu hafta yurt genelinde neler olmuş, ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları aktaracağız ve Anadolu'dan başlıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Dün 67 yaşına giren Erdoğan için başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere siyasetçiler ve sevenleri sosyal medyadan mesaj yayımladı. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 67 yaşında. Kutlama mesajları ard arda geldi. Bu hassasiyeti gösteren halkıma, sosyal medyada bu yaklaşımı, bu paylaşımlarla ortaya koyan sevgili halkıma, ben de tabii ki onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışmanın inşallah gayreti içerisinde olacağım. 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü ilk kutlayan eşi Emine Erdoğan oldu. Yeni günün ilk dakikasında Twitter hesabından eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çektirdikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan "Nice sağlıklı uzun senelere, Rabbim başımızdan eksik etmesin" notuyla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Doğum günü paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Milletlerin kaderini tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi yerli ve milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara" ifadesini kullandı. Ömrünü İstanbul'daki Kasımpaşa Çocuk Evleri sitesinde gönüllü olarak bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan merhum Oya Kayacık'ın emaneti çocuklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü hazırladıkları video mesajla kutladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kasımpaşa geliyor cümle. AK Parti Genel Merkezi Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırladı. Video sosyal medyada "İyi ki doğdun milletin adamı" etiketiyle paylaşıldı. Doğum gününü kutlamak isteyen bir grup esnaf da Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplandı. Vatandaşların kendisini beklediğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu, doğum günü pastasını kesti. Nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Türk Standartları Enstitüsü kafe ve restoranlar için kuralları belirledi. Esnaf hazırlıklara başladı. Kuralları yerine getiren kafe ve restoranlara COVID-19 güvenli işletme belgesi verilecek. Türk Standartları Enstitüsü alınacak önlemleri belirledi. Kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Normalleşme sürecine adım adım yaklaşıyoruz. 1 Mart'tan itibaren kafe ve restoranlarda görmeye alışık olduğumuz o ters sandalyeler de normale dönmeye başlayacak. Kafe ve restoranlarda eski hal bu şekildeydi. Mümkün olduğu kadar masa ve sandalye salonları dolduruyordu. Fakat kurallar değişti. Artık masalar daha seyrek olacak. Mesafe kuralları uygulanacak. İşletmeler hazırlıklara başladı. Oturma düzenleri değişti. Yeni standartlara uymak için çalışmalara hız verildi. Tabii burada hazırlıklarımız başladı. Burada öncelikle gelecek olan misafirlerimiz için HES kodu sorgulama, ateş ölçer. Onları yaptıktan sonra masalarımız zaten hepsi sosyal mesafeye uygun bir şekilde olacak şekilde %30 kapasiteli yerlerimizi hazırladık. Her masada dezenfektanımız ve ürünlerimiz, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Hem bizim hem personel. Bizim burada ilk yaptığımız şey öncelikle personelimize ateşini ölçüp HES kodundan bakıyoruz. Herhangi bir riski yoksa zaten işe başlamış oluyor.
Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği kurallara uyan işletmeler COVID-19 güvenli işletme belgesi almaya hak kazanacak. Belgelerin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Sırada koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler var. Kırıkkale'de bir iş insanı virüsle mücadeleye destek vermek için bedava maske dağıttırdı. Ancak ortaya amacın tam tersi görüntüler çıktı. Ücretsiz maskeyi duyan koştu. Amaç virüsle mücadeleydi ancak virüs adeta bayram etti. Tamam al daha helal elimle çalıyorsun lan. Allah Allah. Yer Kırıkkale, bir iş insanı salgınla mücadeleye destek vermek istedi. Kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı. İyilik yapmak istedi ancak koronavirüse davetiye çıkardı. Maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyanlar koşarak geldi. İzdiham yaşandı. Sosyal mesafe unutuldu. Üstelik bazılarında maske bile yoktu. Maskelerin tamamı dağıtıldı ancak geriye bu düşündürücü görüntüler kaldı. Bursa'da dur ihtarına uymayan bir otomobil 150 kilometre boyunca polisten kaçtı. Kovalamaca otomobilin polis araçlarına çarpıp alev almasıyla bitti. Olayda bir polis memuru yaralandı. ...150 kilometrelik kovalamaca yangınla bitti. Olayda bir polis memuru yaralandı. Bursa'da devreye gezen polisler şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Araç kaçmaya başlayınca ekipler peşine düştü. Kovalamaca 150 kilometre sürdü. 3 ilçe geçen şahıslar şehri birbirine kattı. Yenişehir ilçesine doğru giden otomobili durdurmak için bölgedeki jandarma ekipleri bariyerlerle önlem aldı. Bariyerlere çarpıp yoluna devam eden otomobil Bursa-İzmir otoyoluna yöneldi. Otomobil yaklaşık 150 kilometrelik kovalamacanın ardından otoyolun Görükle Hal Kavşağı mevkisinde iki polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilden çıkarılan iki şüpheli ise gözaltına alındı. Şanlıurfa'da sürücüler yol verme meselesi yüzünden birbirine girdi. Ortaya tuhaf görüntüler çıktı. Trabzon'daysa kazalı bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi az daha canından oluyordu. İşte kameraya takılan o ilginç görüntüler var sırada. Kimi kavga uğruna yerlerde süründü, kimisi aracı kurtarmak isterken kendi canını zor kurtardı. Ortaya bu trajikomik görüntüler çıktı. İlk olayın adresi Şanlıurfa Akçakale. Trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O tuhaf kavga cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Sürücüler tekme tokat birbirlerine girdi. Bazıları yere düştü, kimisi arabanın önüne atladı. Bazısı ise ayağa dahi kalkamadı. Hop, hop, var, var. Bu adam sarhoş gibiydi. Yediği yumrukların etkisinden midir bilinmez, kendini bilmezce ortada dolaştı. Bu şalvarlı adam da yerden kalkmakta zorlandı. Kalkar kalkmazsa yeniden düştü. Ayakları havaya geldi. Hadi kapıyı kapat, ben çıkın buradan. Sağa bak, sağa müsait mi? Bu görüntülerde Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesinden 5 kişi kaza yapan bir aracı kurtarmak istedi. Kazalı aracı halatla kamyonete bağladılar. Kamyonet kaymasın diye tekerleklerinin önüne taş koydular. Ancak kazalı aracın hareket etmesi tüm planlarını tersine çevirdi. Kamyonet yokuş aşağı hareket edip devrildi. Önündekiler canlarını zor kurtardı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 kadın küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Kuyumcu kadınlardan şüphelenip küpeyi bozdurmak istemedi. Ama o sırada 80 bin lira değerinde altınından oldu. Küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdiler. 80 bin lira değerinde vurgun yaptılar. İşte tam buraya geldiler, burayı yavaş yavaş açmışlar. Ses yapmadan tabii. Böyle açıyorlar biraz. Şunlardan bir tane daha var. Onu alıyorlar. Sonra geri kapatıyorlar. Sonra çekip gidiyorlar. Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 kadın altın küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Kuyumcu kadınlardan şüphelenip küpeyi bozmadı fakat 80 bin liralık altınından oldu. Ellerinde bir küpe vardı 21 ayar. Ustam fiyatını falan söyledi. Şüphelenmiş tabii, fiyatını biraz düşük söyledi. İkisi lafa tuttu. Diğeri gizlice altınları cebine indirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bana yokmuş bana. Burada vardır. Şüpheli kadınlardan biri olay sırasında kahvaltı yapan çalışanın yediğinden istedi. Hırsızların bu rahatlığı pes dedirtti. Olaydan 5 dakika sonra iş yeri çalışanı altınların yerinde olmadığını fark etti. Ben direkt zaten kahvaltı yapıyordum burada. Direkt baktım, zaten direkt ustama söyledim. Sonra arkalarından koştuk, bulamadık ama. İkili durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 3 şüpheli kadın aranıyor. İstanbul Şişli'de fren yerine gaza basan kadın sürücü kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam takla atıp sırt üstü yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Fren yerine gaza bastı. Yaşlı adama böyle çarptı. İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın aracını park ettiği yerden çıkarmaya çalışırken panikledi. Fren yerine gaza bastı. Ortaya bu görüntü çıktı. Adam zaten düştü sırt üstü. Ben şu camı bir açtım, baktım ne oluyor diye. Apartman uçuyor zannettim. Kaldırımda yürüyen bastonlu adam havada takla atıp yere düştü. Neye uğradığını şaşıran adam bir süre yerde oturdu. Ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yabancı uyruklu kadın sürücü de yaralanmıştı. Sağlık ekipleri kadına boyunluk taktı, sedyeye aldı. Yaşlı adam da yürüyerek ambulansa bindi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumu da iyi. Sırada yürekleri burkan bir görüntü var. Kars'ta bir köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı. Ayağa kaldırmak için elinden geleni yaptı ancak nafileydi. Anne köpek ölen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. O acı bekleyiş yürekleri dağladı. Kars'ta bir yavru köpeğe araç çarptı. Yavru oracıkta can verdi. Olayı görenler ölen yavruyu caddeden alıp kaldırıma bıraktı. Yavrusunun öldüğünü gören anne bir an olsun başından ayrılmadı. Araba çarpmış yavrusu. Onu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı. Zaman zaman yavrusunu yaladı, başucunda oturdu. Anne köpeğin bu halleri çevredekileri duygulandırdı. O kadar sigorta var. Olay yerine gelen belediye ekipleri ölü yavruyu aldı. Anne köpek bir süre yavrusunun arkasından baktı, sonra gözden kayboldu. İstanbul Karaköy'de bir yunus kıyıya vurdu. Çevredekiler durumu fark edince hemen yardıma koştu. Fakat yunus kafasından vurulmuştu. Vakit kaybetmeden yardım çağırdılar ancak ekipler olay yerine tam bir saat sonra geldi. Yunus kıyıya vurdu. Ekipler yardıma bir saat sonra geldi. İstanbul Karaköy'de bir yunus kıyıya vurdu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Balık tutuyorduk, sabahtan beri buradaydık. Gördük denizde. Arkadaşla beraber işte çektik, çıkardık. Arkadaş indi suya.
Ben de yardım ettim ona. 2-3 kişi daha el attı işte, yardım ettiler sağ olsunlar. 5-6 kişi çıkardı. Ve Anadolu'dan yurttan gelişmelerle devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi dizel bir otobüsü elektrikli otobüse dönüştürdü. Çevre dostu teknolojik araç görücüye çıktı. Hem performansı hem de yakıt tasarrufuyla büyük beğeni toplayan elektrikli otobüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tanıttı. Başkent'te başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakı Belka. Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza attı. Elektrikle çalışan son teknolojiye sahip bir otobüse dönüştürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi dizelden dönüştürülmüş %100 elektrikli otobüs üretti. Ve o çevre dostu teknolojik otobüs bugün tanıtıldı. Eski bir otobüsünün tamamen elektrikli hale gelmesini, o dönüşümü sağladık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrikli otobüste seri üretime geçileceğini açıkladı. Testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Onayı aldıktan sonra artık seri üretmenin çaresine bakacağız ve Ankara'nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri inşallah göreceğiz. Kendi teknolojimizle bunun yapılabileceğini göstermiş olduk. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çevreci otobüs dizel otobüslere göre çok daha ekonomik. Dizel otobüsü elektrikli otobüse çevirmenin maliyeti sıfır elektrikli otobüsün 1/3 fiyatı. Aynı segment dizel araçlara göre 1/5 yakıt tasarrufu sağlıyor. 3,5 yılda kendini amorti ediyor. Tek şarjda 400 kilometre menziliyle. Elektrikli otobüs 3 saatte tam şarj oluyor. Tek şarjla 400 kilometre yol gidebiliyor. Çevreci, sessiz, ekonomik. Disleksiden bir başka deyişle öğrenme bozukluğundan bahsedeceğiz. Şimdi disleksili çocuklar farklı öğrenme tekniklerine ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de tanı ilkokul öncesine kadar indirilmiş durumda. Annesi onu kucağına almış ve öpmüş. Disleksi bir okuma bozukluğu. Çoğunlukla ilkokul 1. sınıftaki çocuklarda fark ediliyor. Fakat artık erken tanı da mümkün. Bu cümleyi olumsuz yapalım. Sabah bahçeye geldik. Nasıl olumsuz yapacağız bunu? Sabah bahçeye gelmedik. Evet. Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, kongreler, eğitimler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla Türkiye'de disleksi çocukların eğitimine büyük katkı sunuyor. Tanıyı çocuk psikiyatrları koyuyor. Biz eğitsel tanıyı koyuyoruz. Çocuk psikiyatrına müracaat edildiğinde hem öğrenme güçlüğü var mı yok mu ona bakılıyor, hem de eşlik edeni dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ya da dürtüsellik olabilir. Bunlar var mı yok mu, bunlar bakılıyor. Merakla sormuş, ne oldu anne? Milli Eğitim Bakanlığı disleksi tanısı konulan çocuğa rapor veriyor. Okul ve özel rehabilitasyon süreci birlikte yürütülüyor. İlkokul 1. sınıfın yarı dönemine kadar bir çocuğun okuma yazmayı halletmiş olması gerekiyor. Eğer ki hala okumayı sökemediyse, yazıları çok ciddi anlamda kargacık kurgacık ve okunamayacak durumdaysa, o zaman bir uzmana müracaat edilmesi gerekiyor. Ya da uğradık da olabilir sabah. Bazı disleksili çocuklarda aynalama sorunu da görülüyor. Üçler, E'ler, K harfi, L, büyük L. Z harfi en çok gördüğümüz. O zaman evet, bu çocuğun hem aynalaması var hem de öğrenme güçlüğü var demektir. Disleksili çocuklar diğerleri gibi anlamıyor. Birçok konuda zihinleri farklı işliyor. Bu nedenle özel eğitim metotlarına ihtiyaç duyuluyor. Disleksi zeka geriliği değil. Sadece bu çocuklar farklı öğreniyorlar. Disleksi tanısı alınabilmesi için de normal ve normal üstü zekaya sahip olması gerekiyor. O birinci kural zaten. Tabii farklı öğreniyorlar. Yani dezavantajlılar çünkü geri kalıyorlar. Ama bir kere de öğrenme modellerini ortaya çıkartıldığında çocuklar alıp yürüyor. Bazı aileler disleksi çocukları için rapor almaktan çekiniyor. Aslında çocuğun geleceği açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor. Ailem nasıl yazılıyordu? Artık yalnızca ilkokulda değil, öncesinde de tanı mümkün. Türkiye'de taramalarla, anaokulları ve aile terapistleriyle yardımlaşarak daha küçük çocuklarda da disleksi fark edilebiliyor.
14. Şimdi sizi Paşa isimli bir papağanla tanıştıracağız. 500 kelime bilen Paşa sure okuyor, Allah'ın isimlerini sayıyor, sahibini herkesten kıskanıyor. Ya Ali, ya Fatma, ya Hasan. Papağan sure okuyup zikir çekiyor. Onu görenler şaşıp kalıyor. Allah. Nide'de Paşa isimli papağanın konuşmasını duyanlar şaşkına dönüyor. Bor ilçesinde yaşayan Kudusi Isı, yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa'yı 14 yıldır omzunda taşıyor. Yetenekli kuşu duyanlar kulaklarına inanamıyor. Çünkü Paşa Allah'ın isimlerini sayıyor, sure okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Paşa sahibini herkesten kıskanıyor. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunlarla birlikte kıskanır, torunları sevmemi istemez, eşimle yaklaşmamı istemez. Çok farklı bir hayvan ya işte. Paşa'nın marifetleri bunlarla sınırlı değil. Hadi bay bay diyelim. Bay bay. Eskişehir'de yaşayan Kadir Çelik babasının hayalini gerçekleştirdi. Avukat oldu. Babasını mutlu etti ama kendi mutlu değildi. Herkes sevdiği işi yapmalı dedi ve kendi hayalinin peşinden gitti. Avukatlığı bırakıp çobanlığa başladı. Getirir götürün yanım, getirir götürün. Kesin birader. Herkes sevdiği işi yapmalı dedi. Avukatlığı bıraktı, çobanlığa başladı. Kanka nerede kaçmış öyle? Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde yaşayan Kadir Çelik, 2013 yılında babasının hayali olan hukuk fakültesini kazandı. 2019'da fakülteden mezun olup avukatlık ruhsatını aldı. Ancak sevdiği meslek başkaydı. Hayvanların insanlardan daha huzurlu olduğunu düşünen Kadir Çelik, çobanlığı seçti. Avukatlık yapmayı şu an düşünmüyorum. Şu an çünkü hayvanlarımla mutluyum. Sevgimi, saygımı tamamen onlara gösteriyorum. İnsanlardan biraz kaçtık. Bir yandan da sevgimizi tamamen bunlara verdik. Kadir Çelik'e göre insanların önceliği mutluluk değil para. İnsanlar çünkü genelde kendi sevdikleri şeyi yapmaktan daha ziyade paraya bakıyorlar. Önce kazancım olsun, daha sonradan mutlu olurum diyorlar. Babasının hayali onun için de önemliydi. Onu gerçekleştirdikten sonra kendi yolunu seçti. Aslında benim bir hayalim vardı. Babamın hayalini gerçekleştireyim. Onun hayali de avukat olmamı istiyordu. Ruhsatı aldığım günde zaten hayalimi gerçekleştirdiğimi söylemiştim konuşma yaptığımda. O günden sonra ben kendi yoluma bakmak istedim. Çelik ailesinin de desteğiyle 200 küçük baş hayvanıyla meralarda dolaşıyor. Avukat olduğunu bilip görüş soranlar da var. Elden geldiğince yardım ediyorum insanlara da. İşte daha çok aktif olarak çalışan arkadaşları yönlendiriyorum. Türkiye'de 27 yıl önce kullanılmaya başlanan cep telefonları çeyrek asırlık sürede teknolojik dönüşüm geçirdi, hayatı kolaylaştırdı. Ticaretten eğitime, eğlenceden sağlığa kadar pek çok alanda insanların olmazsa olmazlarından biri oldu. PTT'lere telefon yazdırırdık çevirmeli telefonlardan. 3 gün beklerdik, 4. günde çıkarsa çıkar çıkmazsa iptal ederdik. Mesela askerde babam para gönderecek, ben telefonla ulaşamıyorum. İşte cep telefonu olsa anında ulaşırdık. Öteki türlü atıyorum 3 gün parasız kaldık yani. Cepten ilk alonun üzerinden tam tamına 27 yıl geçti. Cep telefonları 27 yılda hayatımızın merkezi haline geldi. İstediğin insana istediğin zaman ulaşabiliyorsun. Mesafelere engel olmuyor. Mesela örnek veriyorum, yurt dışındaki akrabalarımla, dostlarımla görüşebiliyorum. Türkiye 1991 yılında araç telefonları sayesinde 1G teknolojisiyle tanıştı. Daha sonra da ilk cep telefonu görüşmesi yapıldı. İlk telefon görüşmesini 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i arayarak gerçekleştirmişti ve böylelikle cep telefonlarının kullanımı Türkiye'de başlamıştı. Vallahi bu ilk zamanlar dediğim işte 90'larda, 93'lerde, 95'lerde
telefonlar çıktı. Millet çekti, yüklendi. Şimdi herkesin elinde torunun, çocukların 3-5 yaşındakinin elinde telefon var. Mesela bir taraf telefon işlerinde sıraya giriyordum, işler yapıyordum. Sıra alıyordum. O da gelirse eğer sıra olur ama şimdi öyle değil. Şimdi komple eline alıyorsun telefonu. İstediğin tarafla Avrupa'ya da konuşuyorsun. Yani. Geçen zaman içinde hem dünyada hem de Türkiye'de telekomünikasyon sektörü büyük değişimlere uğradı. Sektör 27 yıldır sabitten mobile, sesten veriye, çevirmeli bağlantıdan geniş banda doğru evrildi. İş hayatından eğitime, eğlenceden sağlığa pek çok alanda kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar da kişilerin olmazsa olmazları haline geldi. Bana hayatta kolaylık telefon kesinlikle. Artık bankalara bile gitmiyorum. Böyle bir kolaylık var. İşte ne bileyim yani alışverişi bile çoğu zaman oradan yapabiliyoruz. Sanal postan giriyorsunuz evinize geliyor. Hadi ben mesela hastalandım çevireyim mesela 110 acili hemen geliyor alıp beni götürüyor. Biz bu şeye yani teknolojiye yani kurban olalım diyelim artık yani. Sektör tüm dünyada baş döndürücü bir hızla gelişti. Hayallerin bile ötesine ulaştı. Mesela habere bakacaksın. Hava tahmin raporuna bakacaksın. Günün yaşam koşullarında ne gerektiriyorsa onu aramak istediğin zaman tuşa bakıp hemen buluyorsun. Geçen yılın 3. çeyreğinde Türkiye'deki mobil abone sayısı neredeyse ülke nüfusuna yaklaştı. 82,8 milyon oldu. Dünyada 5 milyar 220 milyon kişi cep telefonu kullanıyor. Asırlık çınarlarsa bu durumdan şikayetçi. Ay mektup. O kadar güzeldi ki o. Bütün şeylerini döküyordunuz, saatlerce yazıyordunuz. Çok güzeldi ama maalesef şimdi telefon olduğundan beri insanlar birbirinden uzaklaştı yavrum. Hiç görüşülmüyor. Mektupla görüşüyor mu diyorsunuz? Resim koyuyorduk içine. Güvercinlerle haberleşirdik, mektupla haberleşirdik. İletişim böyle kuruyorduk ama çok mutluydum. Eskiden muhabbet vardı, konuşma vardı, gezmeler vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Hem gelişen teknoloji hem salgın nedeniyle tablet, telefon, bilgisayar kullanım süreleri iyice arttı. Bu durum özellikle gözlerde bazı sorunları da beraberinde getirdi. Göz kuruluğu da onlardan biri. Peki göz kuruluğunun belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? İşte uzmanından cevaplar. Gözlerinizde sürekli yanma ve batma hissi varsa aman dikkat. Salgın döneminde göz kuruluğu şikayetleri arttı. Koronavirüs salgını ile birlikte birçoğumuz sağlığımız için eve kapandık. Bu süreçte akıllı telefonlar, tabletler ve televizyonlar da hayatımızın vazgeçilmez birer parçası oldu. Ancak bu cihazlar sağladıkları fayda kadar yaydıkları mavi ışıkla göz sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanların ise bu konuda önemli uyarıları var. Bazı ilaçlar buna sebep olabiliyor. Antihipertansifler yani tansiyon ilaçları, antidepresan ilaçlar, alerji ilaçları göz salgısını azaltabiliyor. Bunun yanı sıra bazı hastalıklar, kişinin sahip olduğu romatizmal hastalıklarda da yine göz eksikliği görülebiliyor. Elektronik aletlerin artan kullanımı nedeniyle teknolojiyle daha fazla zaman geçirir hale geldik. Koronavirüs salgını da bu süreyi bir hayli artırdı. 6 saat civarı teknolojiyle ilgileniyorum. Ben öğretmenim. EBA'dan dolayı zaten sabahtan akşama kadar derste olduğum için normalde çok sağlıklı bir gözüm vardı. Artık gözlük kullanmak zorunda kalmaya başladım. Birçoğumuz günün neredeyse yarısını mavi ekranlara bakarak geçiriyor. Kimi can sıkıntısından, kimi ise iş gereği ekran başından kalkamıyor. Video, ders videoları izlediğim için 5-6 saat bilgisayar karşısındayım. EBA üzerinden ya da Zoom üzerinden dersler yapmak durumunda kalıyorum. Günde ortalama 4 saat sadece bilgisayar ya da tablet kullanmak durumundayım. Bu durum göz kuruluğunu da beraberinde getiriyor. Sürekli kaşıntı oluyor, rahatsız ediyor, görme bozukluğu oluşturuyor. Kendini yanma, batma, kaşıntı, gözde kızarıklık gibi şikayetlerle gösterir. Hasta bu belirtilerle bize gelir. Göz kuruluğuna karşı uzmanların bazı tavsiyeleri var. Özellikle bilgisayara baktığımız zaman 15-20 dakikada bir 2-3 dakika uzağa bakaraktan ve gözümüzü kırparaktan dinlendirmekte fayda var. Ya da kaloriferin üzerine ıslak bez uygulayabiliriz. Yine bilgisayarın olabildiğince biraz daha aşağıda tutulması ve uzak tutulmasını yine biz önermekteyiz. En az 35-40 santim uzaklıktan bakmakta fayda var. Bilgisayarın ekranının omuz seviyesinde olması, üst sınırının omuz seviyesinde olmasını öneririz. Adana'da bir restoran yeni bir tada imza attı. Lavaş hamuruna şalgam ilave etti. Ardından lavaşı Adana kebapla birleştirdi. Bu yeni lezzet yiyenlerden tam not aldı.
Adana'nın tescilli şalgamı lavaşla birleşti. Ortaya bu görüntüler çıktı. Şimdi dedik ki Adana'nın şalgamı var ve şalgamın içinde de sadece maya ve tuz var. Bunları birleştirerek en azından ayrı ayrı koymaktansa tek bir parçada birleştirelim diye bir fikir geldi aklımıza. Denemeye karar verdik. İlk gün bir iki deneme sonucunda yanıldığımız bazı yerler oldu. Bir iki püf noktası sonunda ama çok güzel bir ekmek elde ettik. Şalgamlı bir ekmek elde ettik. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir restoran farklı bir lezzete imza attı. Lavaş hamuruna şalgam ilave etti. Ardından şalgamlı lavaşı Adana kebapla birleştirdi. Ortaya çıkan bu sunumla müşterilerden tam not aldı. Çok ilgi gösterdiler. Herkes çok beğendi. Dediğim gibi Adana yeniliklere çok açık ve bu lezzetleri tatmayı çok seviyor. Adana'da artık şalgamlı kebap diye bir kavram var. Müşterilerin vazgeçilmezi olan bu lavaşı bir yiyen bir daha istiyor. Biz o gördüğümüz şalgamlı ekmekten istiyoruz diyorlar ve bugüne kadar olumsuz hiçbir yorum almadık. Lavaş tadı kadar rengiyle de dikkat çekiyor. Restoran büyük ilgi gören şalgamlı kebabın siparişlerine yetişemiyor. Türk insanı önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor. Dünya Sağlık Örgütü gereğinden fazla tuz kullanımına dikkat çekti. Erik var ya, erin yarısına tuz atarım yine öyle yerim. Her yemeğe çok tuz atıyorum. Türkiye'de ortalama tuz tüketimi normalin 3 katı arttı. Uzmanlar uyarıyor. Sofraların vazgeçilmezi tuz. Birçoğumuz yemeğin tadına dahi bakmadan tuz atıyoruz. Ancak gereğinden fazla kullananlar deyim yerinde ise tuz değil adeta zehir atıyor. Uzmanlar artan kullanımı nedeniyle vatandaşları uyarıyor. Direkt tuz atıyorum. Hiç bakmadan direkt tuz atıyorum yani. Yani zararıyla işin açıkçası pek ilgilenmiyorum. Yani ben lezzetine bakıyorsunuz zaten. Lezzetine bakıyorum. Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gram olarak belirtiyor. Ancak Türkiye'de ortalama kullanım 15 gram. Daha yemeği önüme koyar koymaz tuzu ekliyorum ben. Çünkü tadına bakmadan atıyorsunuz tadına yani. Tadına bakmadan atıyorum. Seviyorum tuzlu yemeği. Sofralarda sürekli kullandığımız tuz kan basıncını artırıyor. Böbrek taşı, kemik hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve astım gibi birçok rahatsızlığa sebep oluyor. Bazıları bu tehlikenin farkına vararak kullanımı azaltmış durumda. Standart ölçülerim var benim. Hep aynıdır, değişmez. 10 yıldır hiç yemeklere tuz kullanmıyorum. Kaya tuzu kullanıyorum. Anadolu'dan programından bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün, aynı saatte biz yurttan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları dileriz efendim. Hoşça kalın.